Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size en kolay şekilde kompost yapımını göstermek istiyorum. Kompost nedir? Kompost, organik atıkların çürütülmesi ile elde edilen doğal bir gübre elde etme yöntemidir. Ve gerçekten de çok güzel bir gübre. Böyle özellikle sebze yetiştirdiğim alandaki toprağı zenginleştirmek için ben böyle evsel atıkları, kuru yaprakları, karton parçaları, ham kağıttan yapılmış karton parçalarını, kesmiş olduğum çim atıkları gübreye dönüştürüyorum yeniden. Bunları ben aslında saksıda yapıyordum. Böyle kovalarım vardı, kompost kovalarım. Onlarda yapıyordum ama eşim artık o kompost kovalarımı görmek istemediğini söyledi. O yüzden de birçoğunu topladım. Bir tanesini burada size göstermek için bıraktım. Biraz sonra göstereceğim. Ama ben işte bu sebze alanımda toprağı kompost yöntemiyle zenginleştirdiğim için çok güzel verim alıyorum. Domates, salatalık, biber, patlıcan, işte fesleğen, reyhan gibi bitkilerimi burada çok güzel yetiştirebiliyorum. Her gün çıkan evsel atığımı getirip burada toprağa artık gömerek kompostu yapacağım. Çünkü kompost kovalarımı artık iptal etmek zorundayım. Öyle istiyor eşim. Bakın burada maydanoz, havuç, elma kabuğu, bal kabağının kabukları, yumurta kabuğu var. Marul, maydanoz, salatalık kabukları gibi bitki, muz kabuğu, elma kabuğu var. Patates kabuğu kompost olmuyor. Patates kabuğundan yeniden patates pideleri oluyor, onu söyleyeyim. Kavun kabukları var. Karpuz kabuğu, onları da çok seviyor solucanlar. Çok güzel toprak oluyor bunlardan. Şimdi bakın şöyle hemen alıyorum. Altı delikti poşetin. Ne kadar çok solucan geldiğini görüyor musunuz? Bakın çok sayıda solucan gelmiş. Kavuna bayılıyorlar. Kavuna ben de bayılıyorum. Solucanlar da bayılıyor. Çok güzel solucan gübresi oluyor kavundan. Hemen yiyorlar. Hiç çürümesini bile beklemiyorlar. Aslında bu atıklar çürüdükten sonra solucanların bunları yemesi gerekiyor ama bunlar hemen yiyor. Şimdi ben şöyle bel küre ile toprakta yüzeye yakın, yani böyle 30 santim kadar derinlikte küçük çukurlar açtım, böyle ayrı ayrı. Bu çukurlara evsel atıklarımı koydum. Böyle yan yana bu kısmı dolduracağım böyle. Sonra da bel küre ile bu evsel atıkların üstüne şöyle 5-6 santim kadar toprakla iyice kapatıyorum, sinek oluşmasın diye. Ama aralarda tabii ki ufak boşluklar kaldı. Oradan da böyle havalanarak, hava alarak bu evsel atıklarım daha çabuk çürüyecekler ve daha çabuk solucanlar tarafından gübreye dönüştürülecekler. Çürümenin sağlanması için bir miktar hava alması gerekiyor. Bakın şöyle küçük çukurlara koydum. Üzerini kapattım. Basmayacağım üzerine de. Bu evsel atıkları yaptığım, değerlendirdiğim yerdeki bitkiler coşuyor gerçekten. Bu nane kurumuştu, yeniden canlandı. Siz de balkonda sebze yetiştiriyorsanız ve aynı saksıda sürekli aynı toprakta sebze yetiştiremezsiniz. Verim alamazsınız. Mutlaka toprakta verim artırıcı bir şeyler yapmanız gerekiyor. Saksınızın ortasını da bir çukur oluşturup oraya biraz böyle bir avuç kadar işte nane, maydanoz, marul, ıspanak, muz kabuğu, yumurta kabuğu gibi evsel atıklarınızdan bir avuç koyun. Üzerini toprakla örtün. Hatta içine de birkaç tane solucan atın. Solucansız toprakta bitki yetiştirmek imkansız. Solucan olmadan tarım olmaz. Solucanlar olmadan bitki yetişmez. Sonra bakın o toprağınızı kalsın ilkbahara kadar, çürür toprak oluşur zaten, hiçbir şey kalmaz içinde. Ve o toprakta çok güzel ürünler yetiştirebilirsiniz. Evet, size şimdi şöyle kompost kovamı göstereyim. Bu kovayı da boşaltacağım. Bu ağzına kadar doluydu. Toprak oldukça böyle dibe doğru çöktü. Bu bir çamaşır sepeti. Kırık bir çamaşır sepetiydi. Bakın bu kompost toprağımdan oluşmuş bir saksı. Bu beyaz kovada kompostumu yapıp daha sonra da o siyah saksıya toprağımı alıp orada da bitki yetiştiriyordum. Bakın bunun etrafı böyle delikli.
Ve bunun içerisine ben bir kat yeşil atık, evsel atık, üzerine bir kat kahverengi atık dediğimiz işte kuru yaprak, karton parçası gibi atıkları ya da çok az toprak koyarak böyle kat kat çıkıyordum. Kesinlikle sinek de olmuyordu, koku da olmuyor ama bu görüntü işte burada çok saksılar görünmesi eşimi rahatsız ediyor ve istemiyor artık bu kompost kovalarımı. Çok üzülüyorum. Çok güzel topraklar yapıyordum ama yapamayacağım artık. Artık sadece bitki ektiğim toprağı az önce göstermiş olduğum yöntemle zenginleştirmeye çalışacağım. Bir de sebze ektiğiniz yerleri sürekli değiştirin. Domates ektiğiniz yere salatalık ekin, salatalık ektiğiniz yere biber ekin. Çünkü hep aynı şeyi aynı yere ekerseniz de ürün alamazsınız. Evet, şöyle görüyorsunuz. Bunlar size de bir fikir olsun istiyorum. Siz de güzel bitkiler yetiştirmek için çabalıyorsunuz, balkonda bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz ama doğru yaparsanız çok güzel ürünler almanız mümkün. Mutlaka saksı topraklarınızı dediğim gibi zenginleştirin. Kolay gelsin.